Herkese merhaba. Marka konferansının en eğlenceli, en neşeli oturumuna hoş geldiniz. Biraz sonra bunu daha iyi anlayacaksınız. Bunu söylememin arkasında biraz sonra buraya davet edeceğim bir hanımefendi var. Konumuz influencer marketing. Henüz daha Türkçeleşmedi. Bu da biraz yeniliğinden kaynaklanıyor. İşte aralarından bir tanesi bugün bizimle olacak biraz sonra. Önce kendisinden bahsetmek istiyorum. Kendisi lisede ve üniversitede müzik okumuş. Birçoğunda gördüğümüz gibi, aslında onda daha çok görüyoruz, piyano çalıyor, cello çalıyor. Sonra birden oyunculuk öğrenmeye karar veriyor. Ankara'da üniversiteye giriyor. Ve şimdi dublaj yapıyor, dizilerde oynuyor. Ve o bir sosyal medya fenomeni. Her ne kadar kendisini fenomen olarak isimlendirmeyi tercih etmese de. Kendisinin 17 tane tiplemesi var. Biraz sonra bazılarını dinleme ve birlikte gülme şansı bulacağız. Umarım siz de çok beğenirsiniz. Ve en önemlisi belki de kendisinden çok tiplemelerinin fenomenleşmiş olması. Sevgili Aslı İnandığı buraya çağırıyoruz tabii ki alkışlarla. Hoş geldiniz Aslı Hanım. Selamünaleyküm. Vallahi iyiyim. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Burada kibar kibar beni anlattı yani millete satacağım diye de. Çok fazla da yerine bulaşmadı yani. Herkes kaçtı gitti. Olmaz yani. Ben bunun için gelmedim buraya kadar yani. Aslı senin markalarla ilişkin nasıl? Valla ben ilişki düşünmüyorum. Yani şöyle uzun ilişkiyacı karşıyım. Ben böyle daha çok günlük takılıyorum falan. Valla bizim mahalledeki bebeler falan duysa yani beni keserler şimdi. İlişki ilişki konuşuyorum benim de romantik. Markalarla pek tatlı şeyler yaşamadık ya. Yani kötü anılarım var. Hoşlanmıyorum kendilerinden çok fazla. Güzel değil yani. Peki sen tam olarak ne yapıyorsun? Bir anlatsana bize bir çok anlat. Vallahi ben dublaj sanatçısıyım kendim. Markalarla hani madem güzel fiziğini göremiyoruz diyorlar. Hani sesini, kadife gibi sesini, ezgilerini duyalım falan. Öyle şeye giriyoruz yani dublaja giriyoruz. Dubling dediğimiz şeyi yapıyorum. Güzel yani güzel gidiyor da. Markalar seviyor da beni. Hemen sesimiz olur musun falan. Öyle. Böyle yani gidiyorum yani. Böyle gidiyorum ya. Ben şimdi stüdyoya bir giriyorum zaten. Herkes bir anda donup kalıyor abi. Yani bana farklı bir şeyler oluyor. Sanki ya bilmiyorum bakın stüdyonun havasından mıdır, soyundan mıdır gerçekten bilmiyorum ama bütün dünyayı seslendiresim geliyor. Yani seni de. Evet evet seni de. Seni de ve seni de. Lanet olası beni anlıyor musun? Her şeyi seslendirmek istiyorum. Aslında fena da olmuyor. Böyle herkes konuşuyor. Senin de dünya barışı için bir mesajın var mı? Olmaz olur mu ya? Ya şöyle düşün bak. Dünya barışı için gerekli olan 3 tane şey var tamam mı? 1 sevgi, 2 kardeşlik. O zaten cepte. Cebimi de tam göremiyorum yırtılmış. 3.'sü de 1 lira ya. Yani şöyle düşün dostum bak şimdi. Ondan 1 lira. Bundan 1 lira. Şundan da 1 lira. Bu tiplemeler nasıl geliyor, nasıl oluşuyor? Ama izninizle bu soruyu Aslı İnandığı'na sormak istiyorum. Kimdi o? Unutmuş böyle değil mi kendi? Evet, izninizle cevaplıyorum. Nasıl çıkıyor bu tipler? Bu tipler aslında kendimi bildim bileli var. Yani ben 7 yaşındayken 70 yaşındaki babaannemin taklidini yapıyordum. Aslında biraz böyle çıktı. İlk önce tabii ki yakın çevremi, sonra da bütün arkadaşlarımı, öğretmenlerimi, kiminle karşılaştıysam izlemeye başladım. Bir insanın ne anlattığından çok aslında nasıl anlattığına baktığımı fark ettim. Yani berbat bir dinleyiciyim. Seni de dinlemedim başından beri. Yani nasıl kaparım, ne garipliği var, elini nereye koyuyor, mimikleri nasıl, ne kapabilirim bundan diye izliyorum aslında. Galiba böyle çıkıyor bu tipler. Şu an 17, bilmiyorum ilerleyen zamanlarda daha çok çıkar mı? Bunları ben evde kendi kendime yaparken aslında sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte telefonumun ön kamerasıyla çekip sosyal medyaya da koymaya başladım. Ve 3 sene içinde bu tipler aslında bir fenomen haline geldi kendi içinde. Kimisi işte bir tipime çok seviyor, kimisi diğerini onu sevmiyor, başka bir tanesine tutunuyor. İnsanlar kısa zamanda çok sahiplendi tiplemelerimi ve markalarla çalışmaya başladım. Sosyal medyada da yani oyunculuğumu aslında sosyal medya yoluyla birazcık insanlara gösterdim. Farklı bir tarz oldu. Peki tam olarak nasıl buluşturuyorsun tiplemeleri markalarla? Nasıl çalışıyorsunuz? Yani markaların hedefleri, vizyonları doğrultusunda benim de tabii ki tiplemelerimin çok geniş bir skalası var. Yani çok
farklı hepsi birbirinden. Hiçbiri birbirine bir şekilde dokunmuyor. Dolayısıyla mutlaka bir yerde yani işte şu tiplemelerin çok güzel, bu bizim vizyonumuza da uyuyor. Bak şununla şöyle bir şey yapsak ya diye bir şekilde teklif geliyor. Biz de zaten çok profesyonel bir metin ekibiyle çalışıyorum. Beni de çok iyi tanıyan insanlar. O yüzden onlar da yani yazı konusunda çok profesyoneller. Ben zaten oyuncuyum. Bu güçlerimizi birleştirip aslında metinler hazırlıyoruz, videolar çekiyoruz. Viral videolar oluyor bunlar da. Sosyal medyada hem benim takipçilerim vesilesiyle hem de hani insanlar görüp gülüyorlar bir şekilde paylaşılıyor. Ve kısa zamanda bu viral videolar yayılıyor. Markalarla da böyle çalışıyorum aslında.